Herkese selam, ben Nihal. Bugün sizlere tamamen makyaj ürünleri konuşacağımız bir video hazırladım. Aynı zamanda sonbaharlık makyaj çantamda neler var detaylarıyla onları anlatıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir. Ürün yerleştirme de yoktur. Tamamen kendi kişisel deneyimlerimi içerir. Elimde şöyle bir makyaj çantası var. Instagram'dan zaten beni takip ediyorsanız bu şeffaf çantamı bilirsiniz. 4 sene önce Mac'den almıştım. Maalesef şu anda stoklarda yok. Aslında çok kullanışlı, içinde ne olduğu gözüken ve benim için konforlu makyaj çantalarından bir tanesi. Ben güzel makyaj çantalarını almayı ve kullanmayı çok çok severim. Şimdi makyaj çantamın içinde neler var? Birazdan birlikte detaylı karıştıracağız. Ara ara makyaj çantamı birlikte karıştırıyoruz biliyorsunuz. Ama onun öncesinde memnun kaldığım ve memnun kalmadığım bazı ürünler var. Son günlerde sıklıkla da karşımıza çıkıyor. Belki almayı planladığınız ürünler de vardır. O yüzden öncelikle onları anlatmak istiyorum. Tarte ülkemize geldi. Artık Sephora'larda satışa çıktı biliyorsunuz. Bazı ürünler stok problemi yaşanıyor ama yıl boyunca ürünlerin stokları güncellenecekmiş. Benim aldığım bilgiler doğrultusunda bunlar var. Tarte'ın en sevdiğim kapatıcılarından bir tanesi Shape Tape kapatıcı biliyorsunuz. Buraya gelmeden önce yurt dışından da sürekli alırdım, aldırırdım. Şimdi o kapatıcının bir fondöten versiyonu var. Bu benim yabancı YouTuber'ların videosunda en çok dikkatimi çeken ürünlerden bir tanesiydi. Ve Tarte'dan bir fondöten deneyeceksem öncelikle bunu deneyeyim dedim. Face Tape fondöteni. Azıcık üründen almanız yeterli. 22 ne benim kullandığım renk. Çok yoğun kapatıcılığı var. Fazla alırsanız yüzünüzde çamurlaşıyor. Gördüğünüz gibi kapatıcının tam olarak fondöten versiyonu. Fakat yüzünüze fondöten bir türlü oturmuyor. Bunu sürdüğüm gün kiminle karşılaşsam sen bugün yüzüne başka bir şey mi sürdün dedi. Yani kötü olmuş diyemediler de yüzünde başka bir şey mi var dediler. Gördüğünüz üzere kapatıcılığı şahane duruyor. Fakat birkaç saat sonra yüzünüzde çatlamaya ve bu rengin böyle açık durduğuna bakmayın okside olmaya başlıyor. Ben duruşunu hiç beğenmedim. Sanki böyle mat yapıdaymış, kuru yapıdaymış gibi duruyor. Acaba dedim ki Estee Lauder gibi bir fondöten mi? 800 küsür lirada fiyatı var. Sephora'larda göreceksiniz baktığınız zaman. Fakat gün içinde yüzüme o kadar oturmadı. Okside oldu. Transfer oldu. Saçma sapan bir cümle kurdum ama metnin özetini anladınız siz. Yüzümde hiç iyi durmadı. Maalesef beni son günlerde hayal kırıklığına uğratan pahalı ürünlerden birisi oldu. Madem Tarte'dan devam ediyoruz. Tarte'dan gidelim. Tarte'ın Shape Tape kapatıcısının ultra creamy versiyonu birazcık daha yumuşak versiyonu, ince yapılısı olarak gösteriliyor asıl kapatıcının. Ama bunun özelliğini test edene kadar içindeki kokudan ve göz çevrenizi yakmasından ürünü bir türlü test edemiyorsunuz. Gerçekten ince yapılı versiyonu. Güzel duruyor fakat benim çizgilerime dolmuştu. Ama göz çevremi o kadar yaktı ve benim alerjimi tetikledi ki maalesef bu da benim sevdiğim ürünlerden olamadı. Bunda kullandığım renk de yine light medium rengi. Formülasyon olarak güzel düşünülmüş. İnce yapılı düşünülmüş. Lekelerinizi, izlerinizi, her şeyinizi kapatıyor. Ancak müthiş derecede cildinizi, göz çevrenizi yakıyor. O yüzden bu da son günlerde sıklıkla karşınıza çıkan ürünlerden bir tanesidir. Normal versiyonu mesela makyaj çantamdan eksik olmuyor. Yine light medium rengini kullanıyorum. Makyaj çantamda size yine göstereceğim. Bu versiyonunu, ultra creamy versiyonu kokudan ve göz çevremi, cildimi yakması yüzünden beni hayal kırıklığına uğratan ürünler arasında oldu. Huda Beauty'nin böyle bir setting powder'ı var. Yani sabitleme pudrası, transparan pudrası, toz pudrası. Bunu alacağınıza sanki Lovely'nin cooking time pudrası almanız bizim yüzümüzün, cildimizin daha yararına olacaktır diye düşünüyorum. Ben de maalesef istediğim etkiyi vermedi. O kadar yaşlı, o kadar kek gibi durdu ki yüzümde çok ağırlık yaptı. Maalesef istediğim performansı alamadım. O kadar yüzümü kuruttu ve yaşlı gösterdi ki benim tercih edebileceğim ürünler arasında değil. Onun yerine benzer etki, yani makyajımı sabitlemek istiyorsam ya da pişirme işlemi yapmak istiyorsam sanki Lovely'nin pudrası birazcık daha hafif yapılı ve daha güzel versiyonu. Son günlerde muadil videosuna ürün araştırırken Liked'in şöyle stick aldıkları var. Bunu online'dan sipariş etmiştim. Dusty Pink rengi 503 numara. Geldiğinde zaten paramparça bir şekilde geldi bana. Ve bunun Nars'ın orgazmına muadil olduğu söyleniyor. Kesinlikle yanından dahi geçmiyor. Yapısını hiçbir şekilde beğenmedim. İyi durmuyor. Gözeneklerinizi ortaya çıkarıyor. Sürdüğünüz zaman kalıcı değil. Benim beğendiğim bir allık olmadı. Çok seveni var. Özür diliyorum ama maalesef kesinlikle
kesinlikle benim sevdiğim bir allık değil ve elimde pahalı markalardan olan allıkların hiçbirine de muadil değil. Yan yana hepsiyle kıyasladım. Onun yerine mesela pastelin cream blush'larına bakabilirsiniz. Uygun fiyatlı alternatif arıyorsanız bir tanesi 41 numara, kırmızılı olan 43 numara. Bunları daha önceden makyaj videolarında da göstermiştim. Çok doğal etki arıyorsanız bunlara bakabilirsiniz. Bunları yine bir kabuki ya da sentetik fırçayla uygulama yaparsanız doğal bitiş sağlayacaksınız. Pembe olanı çok doğal duruyor, daha kalıcı. Ağzını çok fazla açık bırakmamanız gerekiyor, taşlaşabiliyor. Dikkatli kullanmak gerekiyor bu allıkları da. Bunlar bence Like'te göre nispeten indirime girdiğinde pastel de artık zamlandı. Çünkü uygun fiyatlı olan allıklardan bir tanesi. Ve gelelim Revolution'ın Cheeky Blush Shot'larına. Ben acaba Lancome'a muadil olabilir mi diye bunu almıştım. Ucunda şöyle bir süngeri var. Çalkaladıktan sonra bir miktar üründen alıyorsunuz ve yüzünüzü dudaklarınıza uyguluyorsunuz. Daha sürerken görüyorsunuz zaten güzel bir doku yaratmadı. İlk başta sanki beğenir gibi olmuştum. Elimde denemiştim zaten. Yüzüme bir sürdüm. Bakın tam istediğim gibi dağıtamıyorum. Böyle kendi süngeriyle tampon uygulamayı söylüyorlar ama parça parça duruyor. Yüzünüzde de böyle parça parça duruyor. Revolution aslında muadil konusunda çok sağlam ürünler yapardı. Fakat ben bunu hiç beğenmedim. Bunlar güzel değil. Başka renkleri de var. Yani siz bilirsiniz. Yüzünüzde dağınık parça parça görünüyor. Revolution'da sevmediğim bir ürün oldu. Almayı düşünenler için benim fikrim bu yönde. Ve gelelim benim sonbahar ayında makyaj çantamın içinde neler var? Size bunu göstereceğim. Şöyle bir kapağı açayım. Bana göre az öz ürün var. Biliyorsunuz doldururum genelde makyaj çantasını. Makyaj çantamda da neler var? Bunlar bir şeyin muadili mi? Size onları da anlatacağım. Öncelikli olarak hep süngerim olur benim. Kesinlikle temiz bir süngerim olur. Bu benim makyaj yardımcıları arasında en kurtarıcı ürünüm ve Beauty Blender'ın muadili. Geçen gün Instagram'da paylaşmıştım. Fiyatı neredeyse 500 liraya gelmiş. Ben bunu 74 liraya Soulfly'dan almıştım. İndirim yapmıştı geçtiğimiz günlerde Soulfly. Zaman zaman yapıyor. Bu çantamda durur. Kapatıcımı uygularım. Fondötenimi uygularım. Pudramı da uygularım. Yani üçü içinde kurtarıcı ürünümdür. Fondöten, pudra yani ten ürünlerine gelelim. Eğer daha hafif ürünler kullanmak istiyorsam kesinlikle Revolution Pro'nun CC kreminin medium rengi var. Erborian'ın CC Water'ının birebir muadili. Size geçen videoda, makyaj videosunda göstermiştim bunu. Revolution Pro'nun C5 kapatıcısı var. NARS'ın Radiant Creamy Concealer'ının çok daha güzel versiyonu ve birebir bence muadili. Güzelleştirilmiş muadili hatta. Eğer ki daha uzun kalıcı çekimler yapacaksam, yüzüm pürüzsüz dursun istiyorsam, o gün kendimi iyi hissetmiyorsam, L'Oreal'in Matte Cover Fondöteninin 200 numarasını ve Tarte'ın Shape Tape kapatıcısının da light medium rengini kullanıyorum. Göz çevremi, dudak kenarlarımı bununla kapatıyorum. Bu zaten yüzümü tamamen nötrleyip çok güzel bir şekilde, şu anda yüzümde de görüyorsunuz, porselen makyaj yapmışım gibi ama dışarıdan baktığınız zaman kalıp gibi, maske gibi durmuyor. Süngerle uyguluyorum. Bu fondöteni ne zaman paylaşsam bizde çatlak çatlak kuru kuru duruyor gibi yorumlar alıyorum. Bu normalde yağlı cilde uygun bir fondöten. Mat bitişli, pudra bitişli bir fondöten. Her videoda bunu söylerim, gösteririm. Bu benim senelerdir çıktığı günden beridir favorim. Estee Lauder Double Wear'e çok benzetirim. Son günlerde çok fazla gösteriyorum. Çünkü aslında benim favorim Estee Lauder'ın Double Wear fondöteninin 3W1 tahmini rengi. Fakat fiyatından dolayı o da 700 küsür liralara çıkmıştı. Ben bunu en son 84 liraya indirimden stoklamıştım. 3-4 tane şu anda elimde var. O yüzden bunu kullanıyorum. Uygulama tekniği kesinlikle çok önemli. Hatalı yanlış bir uygulama yapıyorsanız, cildinizi iyi nemlendirmiyorsanız, ölü deriden arındırmıyorsanız fondöten güzel durmuyor. Onu söyleyebilirim. Kapatıcıya tekrar gelecek olursam, Tarte'ın Shape Tape kapatıcısı, mesela bir CC krem sürün ya da hiçbir şey sürmeyin. Sadece nemlendiricinizi sürün. Göz çevrenizi ya da lekelerinizi kapatmak isteyin. Kurtarıcı ürünlerden bir tanesidir. L'Oreal'in More Than Concealer'ının bazı renkleri buna muadildi. Fakat onun da birazcık yapısı bozulmuş. O yüzden artık L'Oreal'in muadili olduğunu düşünmüyorum. Belki Ultra Creamy versiyonunun muadili olabilir diyeceğim ama ona göre de yapısı zaten ağır kaçıyor. Bu da benim makyaj çantamda yer alan ürünler arasında. Şu an gördüyseniz sonbahar makyaj çantamda benim moduma, durumuma göre böyle ikişerli ten ürünlerim var. Bir CC kremim, bir fondötenim, iki tane de farklı yapıda kapatıcım var. Tarte'a göre kıyaslayacak olursam Revolution Pro'yu, bu çok hafif yapıda ama kapatıcılığı yüksek, çizgilere dolmayan bir kapatıcı. Bunu çok dikkatli uygulamanız gerekiyor. Kapatıcılığı çok yüksek. Eğer düzgün bir uygulama yapmazsanız çizgilerinize dolabilir. Dikkat isteyen bir kapatıcı diye düşünüyorum. Ve tenimi renklendirme işlemine gelince çantamda sadece
sadece bir tane allık var. Her videoda görüyorsunuz. Kendini tekrar ediyor Dean. Sürekli aynı ürünü gösteriyor Dean. Yani bir ürünü seviyorsam ben o ürünü sonuna kadar kullanırım. Macera aramam. Bir sürü allığım var. İşim gereği de bir sürü allık deniyorum. Fakat gelmiş geçmiş bana göre muadili de olmayan tek allık Mac'in Grant allığı. Eğer Mac'ten bir şey almak isterseniz ya da allığım verdiğim paranın karşılığını bana kesinlikle versin derseniz bu sizin kurtarıcı allığınız olacak. Her ten rengine yakışıyor. Esmerlere, sarışınlara, buğday tenlere hepsine yakışıyor. Joker bir allık. Sanki turuncuymuş gibi görünüyor ama pembe şeftali tonlarında. Şöyle yanaklarımda da uygulanmış halini görüyorsunuz. Özellikle şu bölgelere uygulama yaptım. Eşsiz allıklardan bir tanesi. Bronzer olarak da iki tane bronzer var makyaj çantamda. Bir tanesi Creme Bronzer Revolution markasının. Nars'ın ve Chanel'in muadili. Chanel'in Nars'ı çok keyifle kullandım. Çok fazla makyajımda size gösterdim. Bu da Revolution markasının benim en sık kullandığım. Özellikle CC krem uygulayacaksam, mat fondöten değil de parlak bitişli ürünleri uygulayacaksam bunu kullanıyorum. Light rengi. Ve Benefit'in Hoola'sı. Bunun da uygun fiyatlı çok fazla muadili var. Muadil videolarımda görebilirsiniz. Küçük versiyonu. Bunu zaten açmıştım. Bitirmeye çalışıyorum. Bronzer kavramının, kelimesinin tam olarak karşılığı Benefit'in Hoola'sıdır. Çok güzel bir renk. Kesinlikle çamur gibi durmaz. Bugün de şu hatta uygulanmış halini görüyorsunuz yüzümde. Çantamda iki tane maskaram var. Aslında ikisi de birbirinin aynısı sayılabilir. Bir tanesi yeni çıkan versiyonu. Bir tanesi de eski versiyonu. Maybelline'in Sky High maskarası. Bu daha siyah ve kirpikleri daha hacimli gösteriyor. Bu da ilk çıkan versiyonu. Şu anda kirpiklerimde uygulanmış halini görüyorsunuz. Yeni çıkan Cosmic Black versiyonunun. Eğer böyle takma kirpik etkisini seviyorsanız iki kat uyguladım. Bu kesinlikle harika maskara. Benim en sevdiklerimden bir tanesi. Gözlerime de alerji yapmadığı için keyifle kullanıyorum. Ve far kısmına gelelim. Asıl sonbahar makyajının hakkını veren makyaj ürünü bence far. MAC'in Amber Times 9 diye bir far paleti var. Bunu biliyorsunuz. Senelerdir kullanırım. Bittikçe alırım. Bu da artık elimde sonuncusu. Şuradaki rengi oydum zaten. Şu anda göz kapaklarımda bu orta kısmında görüyorsunuz. MAC'in Soft and Gentle'ına ya da Kiko'nun stick farlarından 7 numarasına çok benziyor gördüğünüz üzere. Ve şunları da genelde gölgelendirme olarak kullanırım. Göz kapaklarımın katlanma bölgesine gölgelendirmeyi de bu iki farla yaptım. Geçtiğimiz günlerde Instagram'da bir canlı yayın yaptım ve o canlı yayında makyaj yaptım. Profilimde hala duruyor, görebilirsiniz. Orada bunu kullanmıştım. Şimdi iki yeni ürün göstereceğim size. Makyaj çantamın içinde hemen yerini de aldı. Nerede onlar? IMUNI markası Türkiye'ye yeni gelen bir Kore markası. Bunun da makyaj ürünlerini merak ediyordum. Hatta geçtiğimiz günlerde likit farlarıyla kalem farlarından alışveriş yaptım. Sizinle de paylaşmıştım. Bunlar çok yeni ürünler. Göz pınarlarımda IMUNI'nin stick farlarının bir numarası var. Elimde hemen size göstereceğim. Şöyle şampanya tonlu parlak renklerden bir tanesi. Duruşunu göz kapaklarımda çok net bir şekilde görüyorsunuz. Ve yine aynı markanın 01 numaralı likit farları. Ben bunu paylaştığımda pastelin farlarıyla aynı bence diye yazanlar olmuştu. O yüzden yanıma hemen pastelin farını da aldım. Aynı değil kesinlikle. Stila'nın likit farlarıyla belki benzeyebilir. Ama pastelle çok benzemiyor. Size göstereceğim zaten. Yapısına bakın. Renk olarak zaten benzemiyorlar. Bu pastel. Bunun birazcık daha ışıltıları farklı. Alta uyguluyorum. Bu bizim bildiğiniz Kore kızlarının göz pınarlarında benim de şu bölgelerimde gördüğünüz etkiyi sağlıyor. Pastel daha krem gibi kalıyor. Bu daha ıslak bitişli kalıyor. O yüzden pastele benzemiyor. Yani buna muadil olarak pasteli gösteremeyiz bence. Benim sonbahar makyajım ışıltılar, daha parlak dudaklar. Bu sezon en azından böyle. Kızıllar zaten beni birazcık ağlamış gibi yaptığı için ben modaya pek uyamıyorum. En önemlisi ne biliyor musunuz? Bu tarz likit farlar benim genelde gözümün içine kaçar, alerji yapar. Çok kullanamam. Bu kesinlikle rahat rahat kullandığım bir ürün oldu. Duruşunda, göz kapaklarımda özellikle şu bölgelerde görüyorsunuz. Siz isterseniz özel gününüzde, akşamları bu tarz makyaj yapabilirsiniz. Ben de zaten çekim yaptığım için bu benim için özel bir gün. Ben de bugün size makyajımı da göstermek istedim. En kısa zamanda bu yeni aldığım ürünlerle size bir makyaj videosu da hazırlayacağım. Şimdi geçen videolarda göstermiştim yine makyaj videosunda. Revolution Pro'nun dudak yağı var. Dior'un muadili olduğunu söylemiştim. Gerçekten birebir muadili.
öyle yapış yapış olmayan, dudaklara bakım yapan güzel bir dudak yağı. Bu da makyaj çantamın içinde. Ve bir pudra göstereceğim size. Bu da zaten benim kadrolu ürünlerim arasında NYX'in HD pudrasının banana versiyonu. Çok sevdiğim şu bölgeleri, bu bölgeleri ve göz altlarımı sabitlediğim bir pudra. MAC'in Soft Ochre Paint Pot'u daha 5 tonlarında. Göz çevremi çok aydınlık gösteren, farlarımın kalıcılığını arttıran bir ürün. MAC'te en sevdiğim ürün diyebilirim. Bunu da Camila'nın makyaj videolarını da izleyerek yıllar önce almıştım ve bittikçe almaya devam etmiştim. Bu tarz makyaj uygulamaları yapacaksam kesinlikle elimin altında bu oluyor. Flormer'ın 229 numaralı kalemi benim senelerdir kadrolu kullandığım kalem ki zaten Flormer'dan da herhalde tek kullandığım ürün. Flormer'dan ten ürünü kullanmam. Flormer'dan göz makyajında ürün kullanmam. Mesela bu stick farları acaba Flormer muadili olabilir mi? Renk duruş olarak belki olabilir ama ben göz sağlığım açısından bir daha şu gözümdeki problem yüzünden Flormer ürünlerini kullanmamayı seçtim. Çünkü içeriklerinde olan bir şey maalesef bana enfeksiyon yapıyor ve ben kullanamıyorum. Makyaj çantamda İki tane ürün var. Kutularında saklıyorum. Ben bir ürünü kutusunda saklıyorsam onu çok seviyorum anlamına gelir. Beni tanıyanlar artık biliyorlardır. Yine Tarte markasının Juicy liplerinden Hibiscus ve Lotus rengi makyajlarımı da size göstermiştim. Şöyle arkadan bastırıyoruz. Bir tanesi bu. Bu Lotus rengi. Kremsi yapıda, ıslak, parlak, bitişli. Kore ürünlerini buna muadil olarak gösteriyorlar. Aynı değil. Şimdi muadil diyebilmemiz için bir tanesi böyle yapış yapış bir şey, bir tanesi bu tarz duruştaysa yani renk olarak benziyor diye bence muadil diyemeyiz. Biri bir benzetmem gerekiyor. Belki benzeri vardır. Bir sürü markada vardır ama duruş olarak videolarıma bakacak olursanız herhalde 3-4 videoda bu iki ürünü kullandım ben. Cam gibi gösteriyor dudakları. Şahane gösteriyor ve çok güzel bakım yapıyor. Dudaklar çatlamıyor. Bunlar da benim makyaj çantamda yer alan ürünler. Kaş ürünlerimi göstereceğim. Hatta iki tane birden var. Ben Benefit'in kaş ürünleri konusunda biraz tutucuyum. Bir tanesi kaç numara bu? Bir tanesi 3, bir tanesi de 3. İkisi de 3 numaralı kalem var. Birisi bitmek üzereydi. Bir tanesini de yeni açmıştım. Eğer ki kaşımda bir bölgeyi yanlış aldıysam, döküldüyse simsiyah değil de alttan pudralama gibi dursun diye şöyle tatlı bir kahve tonunu seçiyorum. Mesela bu taraf daha sivri, bu taraf yuvarlanmış. Alınma zamanı geldi çünkü şuradan bir tane kaş çıkmış belli ki. Eğer birbirine benzetmek istersem, toparlamak için bir yerde açıklık varsa o arayı doldurmak için ben sadece Benefit'in kalemlerini kullanırım. Kızıl kızıl değil. Çok doğal durur. Kimse anlamaz. Ve kaşlarım uzamaya başladığında kesinlikle benim maskara şeklinde bir sabitleyiciyle kaşlarımı sabitlemem yani jölelemem gerekiyor. Aşağı doğru inmesin, kötü durmasın. Böyle görmüş olduğunuz gibi dursun diye. Onun için de yine Benefit'in Brow Setter'ını kullanıyorum. Bu da benim makyaj çantamda yer alıyor. Elimde bir de Clinique'in viral olan Black Honey'si var. Şu anda dudaklarımda uygulanmış halini de görüyorsunuz. Şimdi bu ürünle ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Herkes de farklı duruyor. Yani ben de gördüğünüz gibi daha pembe tonlarında duruyor. Ama normalde bunun sanki birazcık daha koyu olduğu söyleniyor. Ve Nivea'nın lip balmının birebir muadili olduğu söyleniyor. Alakası yok gördüğünüz üzere. Nivea böyle durmuyor. Daha yapış yapış. Birazcık daha dudağınızda birikinti yapıyor ve daha koyu duruyor. Eğer dudaklarınız biraz pembe pigmentli ise böyle duruyor. Kat kat bastırarak yani ben abartacağım. Bunu süre süre koyulaştıracağım diyorsanız eğer bu kadar. Bu kadar duruyor. Ben size uygulamalı olarak göstereyim. Nivea bunun muadili değil. Çünkü yapı olarak da aynı değil. Renk olarak da aynı değil. Yani muadil olarak gösterenler çok hafif uyguluyorlar. Ve elimde bir de L'Oreal'in bu Glow Paradise'larının 354 numarası var. Onu altına uygulayacağım. Bunun da muadil olduğu söyleniyor. Buyurunuz siz karar verin. Bu güzel bir renk. Tatlı duran. Yani yapı olarak bu parlaklıkta. Fakat ton olarak yine Black Honey'nin muadili değil gördüğünüz üzere. Ellerimin üzerine temizledim ve göz kalemlerime geçiyorum. Tabii ki MAC'in Coffee'si şu kadar kaldı. Gördüğünüz üzere. Bugün de kıyafetimle uyumlu kedimi aldım arka plana. Dikkatinizi çekti mi? Bu arada MAC'in kalemini ben bu kadar keskin uygulamıyorum. Birazcık şöyle yayarak dumanlı hale getiriyorum. Ve L'Oreal Paradise'ın kahverengi kalemi. Onu da yeri gelmişken şöyle altına uygulayayım. Yaydığınız zaman aynı etkiyi vermiyor. Fakat koyu olarak sürdüğünüzde coffee'ye benziyor. Eğer buna benzer uygun bir alternatif arıyorsanız bakabilirsiniz.
Kiko'nun kalem farlarından 60 numara ve 07 numara var. 60 numara birazcık daha rose gold tonlarında ve 07 numara da şampanya tonlarında. Az önceki Mekin farına benzeyen, çok güzel yansıması olan bir kalem far. Islak bitişli, güzel görünüyor. Bunlar da benim için joker. Makyaj çantamdan ayırmadığım ürünler arasında. Sonbahar aylarında ben turunculu, kızıllı makyajlar yapmayı çok tercih etmiyorum. O kadar koyu makyajlar yapmayı da sevmiyorum zaten. Bana yakışmıyor. Ben daha böyle aydınlık makyajlar yapmayı tercih ediyorum ve son günlerde de sürekli beni bu tarz makyajlarla görüyorsunuz. Siz hangi ürünleri beğenmiyorsunuz? Hangi ürünlerin abartıldığını düşünüyorsunuz? Videonun altına yazarsanız eğer bu video hepimiz için bir kaynak olacaktır. Biliyorsunuz ben her cuma saat 17.30'da kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz, Instagram adım ojemrujumrivelim sürekli videonun altında geçiyor. Oradan takip ederseniz farklı paylaşımlarımı, yeni ürünleri oradan takip etmiş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.